Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Türev'de 11 işletinde kalmıştık. 11 işletinde çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi ilk sorumuzda demiş ki bir tane fonksiyon vermiş. X demiş eksi 2 ile 5 kapalı aralığı için bu öncülleri vermiş. Kesinlikle artandır demiş. O zaman bizim yapmamız gereken nedir? Fonksiyonların ya da bize verdiği yeni fonksiyonların türevlerini almak ve sonra türevlerinin işaret tablosuna bakmak. Şimdi o zaman f fonksiyonu daha doğrusu f fonksiyonu demeyelim. Mesela buna ne diyelim? y diyelim. y'nin türevi ne gelecek arkadaşlar? f'in türevi de x çarpı x artı fx çarpı 1 gelecek. Şimdi bunların işaretlerine bakalım. F'in türevi. Şimdi f'in türevi baktığınız zaman fonksiyon türevi pozitiftir. Çünkü teğetler sağa yatıktır. X değerleri pozitiftir. Okey. Fx'in görüntüleri negatiftir. O zaman ne oldu? Artı ile benim eksiği toplamam gerekti. Artı ile eksinin toplamı ile ilgili ben net bir yorum yapamam. Belki de pozitiftir, belki de negatiftir, belki de sıfırdır. O yüzden kesinlikle artandır diyemem. Şimdi ikinci de ikincinin türevini aldığında bölüm türevi uyguluyorsunuz. O zaman f'in türevinde x çarpı x eksi fx çarpı 1 bölü x kare yaptı. Şimdi işaretlere bakalım. F'in türevi pozitifti. X de pozitiftir. O zaman burası artı geldi. Artı eksi. Şimdi fx'in sonuçları nedir? Görüntüler eksidir. O zaman buraya eksi yazdık bölü x kare. Şimdi şuradan artı geleceğine göre üst taraf ne olacak? Artı olacak. E, alt taraf da artı. O zaman bu pozitiftir. O zaman ikincisi daima artandır diyebiliriz. Şimdi üçüncüsünde türev aldığınız zaman ne geldi? Bir eksi f'in türevinde x geldi. Şimdi f'in türevinde x pozitif bir şey olduğuna göre birden siz pozitif bir sayı çıkartırsanız bunun sonucu artı mıdır eksi midir bilemeyeceğim. O zaman sadece ikinci öncülümüz kesinlikle artandır. Diğerleri hakkında net yorum yapamam arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuzda bir fx fonksiyonu vermiş. Yine demiş hangileri doğrudur? Şunu bir tık küçültelim isterseniz. Daha net görelim hepsini. Tamam okey. F0. Şimdi fonksiyonda x'e 0 verdiğinizde kaç oldu? 3 oldu. Şimdi f'in türevinde 1. 1 noktası burada bir yerde. Buradan teğet çekerseniz eğiminiz nedir? 0'dır. O zaman ikisinin çarpımı nedir? Sıfırdan küçük değildir. O yüzden bu birinci öncülüğümüz iptal. X eşittir sıfır noktası. Da fx fonksiyonu türevi vardır. Şimdi bir kere türev olması için ne olması lazımdı? Sürekli olması lazımdı. Fonksiyon sıfır noktası da sürekli mi? Sürekli değil. O zaman o noktada türevine ne yapılmaz? Bakılmaz. Türevi yoktur. 3. X sıfırdan küçükken yani buradayken f fonksiyonu artandır. Şimdi burada artan mıdır? Şimdi burada teğet çektiğiniz zaman ne gelecektir? F'in türevi her zaman sıfır gelecektir. O zaman daima artan ya da artandır yorumu da yapamam. O zaman 3'ü de yanlış. Yanlış olan ee, hiçbiri. Evet. Doğru olan var mıymış? Hiçbir doğru değilmiş. O zaman doğru ne geldi? Edine geldi diyebiliriz. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. E, hangileri daima doğrudur demiş. Peki bakalım. Şimdi fx fonksiyonun grafiğini vermiş. f'in türevinde 1. f'in türevinde 1 tam buradan çekilen teğet. Yani bu doğrunun eğimi. E bu doğrunun eğimi burası 6 burası 2 ise 3'tür diyebilirsin. f'in türevinde 4. 4 burada bir şey. 4'ten teğet çektiğin zaman bu doğrunun eğimi nedir? 0'dır. O zaman burası 0 gelir. O zaman birinci öncülümüz doğrudur. x negatif ve sıfırken yani buradayken sizin f fonksiyonunuz azalandır. Evet aşikar fonksiyon grafiği olduğuna göre f fonksiyonunuz azalandır. İkinci öncülümüz doğru. F'in türevinde x4. Şu noktadaki x4 burada olsun. Bu noktadaki çizdiğin teğet ne gelecektir? Eksi gelecektir. F'in türevinde o. Şu nokta olsun. Buradan teğet çektiğinizde ne gelecektir? Sıfır gelecektir. F'in türevinde bir. Bir de burada bir yer olsun. T çektiğinizde eğiminiz ne gelecektir? Pozitif gelecektir. O zaman üçüncü öncülünüz de doğru oldu. Üç öncülü de doğrudur. Doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Denizlidir diyebiliriz. Şimdi dördüncü sorumuzda, dördüncü sorumuzda e şıkkını da alalım böyle. Tamam okey. Yukarıdaki koordinat sisteminde fx fonksiyon grafiği verilmiştir. Hangileri doğrudur demiş. Tek tek bakmak lazım. f3. f3 burada bir yerde. O zaman bunun görüntüsü negatif. f'in türevinde 3. Yani burada çizilen teğetin eğimi nedir? Sıfırdır. O zaman çarpımları sıfırdan küçük değil sıfır olacaktır. Yanlış. F 3 yani eksi 3'teki görüntüsü pozitiftir. F'in de 5 yani 5 noktasındaki tt doğru sağa yatıksa e'in pozitiftir. O zaman bu da yanlış. Çünkü ikisinin çarpımı negatif olmaz. Eksi 1'den 3'e kadar eksi 1'den 3'e kadar değil mi? Şöyle baktığınızda f fonksiyonu azalan mıdır? Evet azalandır. O zaman c şıkkımız doğru olacak. Diğerlerine de bakalım. F3 3 noktasındaki görüntüsü nedir arkadaşlar? Negatiftir. X4, X4 noktasındaki görüntüsü nedir? Pozitiftir. O zaman çarpımları negatiftir. Pozitif değildir. Yanlış. F'in türevinde 10. 10 noktasından T çekerseniz pozitif olur. X10 e noktasından T çekerseniz yine pozitif olur. Bunların da çarpımı nedir? Pozitiftir. Negatif değildir. O zaman doğru cevabımız ne gelecek? C hangi gelecek diyebiliriz. Bilginiz olsun. Ve şimdi geldik 5. sorumuza. İfadelerin hangileri doğrudur demiş. fx fonksiyonun grafiğini vermiş. f'in türevinde 1. Şimdi 1 noktası burada. Buradan teğet çekersek bu doğrunun kendisi yapacak. O zaman burası 2, burası 4. Burası da 2 ise bizim bu üçgenimizin eğimine geldi. 1 geldi ama sola yatık olduğu için eksi 1 oldu. f'in türevinde 5. Bu noktadaki eğimi şurası 4, şurası 6. Değil mi? O zaman kaç yapacak? Eksi 2 bölü 3 yapacak. Burası da eksi 2 bölü 3. O zaman birinci öncülümüz doğruymuş. F'in türevinde iki tanımlı değildir. Evet iki noktasında tanımlı değil. Yani fonksiyon sürekli değil. Sürekli değilse türevi de yoktur. O zaman doğru. F'in türevinde bir. Şimdi F'in türevinde bire kaç demiştik biz? Bu noktadaki türevi eksi bir de. F'in türevinde 4. Şu noktadaki şimdi şu nokta, şu nokta, şu nokta hepsinin eğimleri aynı olduğu için oradaki eğimine gelecek. Eksi iki bölü üç gelecek. Eksi 1, eksi 2 bölü 3'ten küçük bir değerdir. O zaman 2, 3. öncülümüz yanlış. Yalnız 1, 2 doğru cevabımız olacak. Yani Bursa şıkkı doğru cevabımızmış. Geldik altın sorumuza. Altın sorumuza ne diyor? A ve B sıfırdan farklı birer tam sayı. En de bir tek tam sayı. En tek tam sayıymış. Bu kenarda dursun. Hayırdır inşallah. Fonksiyon daima artansa. Ben bu fonksiyonun türevini aldığımda. N'i başa indirdim. İçinin türevini aldım. Sonra da kuvveti bir azalttım. Şimdi n tek de o zaman burası ne oldu? Çift oldu. O zaman burası çift olduğuna göre orası ne olacaktır arkadaşlar? Pozitif olacaktır. O zaman n ile a'nın çarpımında ne gelmesi lazım? Pozitif gelmesi lazım. O zaman burası ne geldi? Pozitif geldi. A ile n'in çarpımı pozitif geldi. Peki b ile ilgili bir yorumum var mı? B ile ilgili bir yorumum yok açıkçası. Hani net bir şey söyleyemem. O yüzden soru işareti bırakalım. B ile n'in çarpımı. Şimdi en pozitif mi? Hani eni pozitif aldık diyelim. A şimdi bu, bu da pek şey değil. Üçüncüye bakalım. A küp çarpı n üzeri 5. Şimdi A ne? Bunlar kendileri. Ben bunların tek kuvvetlerini aldığım zaman işaret yine aynı kalacaktır. Yani eksi ise artıya dönmeyecek ifade. Şimdi eksi eksi ise tek kuvvetini alınca yine eksi eksi olacak. Çarpımlar artı olacak. Anlaştık. O yüzden bunun cevabı artıdır. B kare, e B kare en kötü sıfırdır. Sıfırdan da büyük çıkacaktır. O zaman bu ikisinin toplamı nedir? Sıfırdan büyüktür. O zaman üçüncü öncülümüz daima doğrudur. O zaman hangileri her zaman doğrudur? Yalnız 3 diyebiliriz. Altıncı sorumuz için. B şıkkı yani ikinci öncülle ilgili net bir yargı yok. Hani B çarpı yani B'yi bilmiyorum. E N'in işaretini bilmiyorum. A'nın işaretini bilmiyorum. Buradan ekmek çıkmaz bize. Her zaman doğrudur genellemesi yapamam. O yüzden doğru cevabımız ne gelecek sadece? C C'ye gelecek. Yalnız 3 gelecek diyebiliriz. Şimdi geldik 7. sorumuza. fx fonksiyonunu vermiş. Buna göre diyor ki fx ile f'in türevinin çarpımının pozitif olduğu kaç tane x tam sayısı vardır diyor. Şimdi bu da fx fonksiyonu. Şimdi burası aslında bir eşitsizlik. Tablo yapmak istesek mesela fx'in kökleri yani işaret değiştirten kökleri x 3 ve 4'tür. f'in türevinin işaret değiştiği yerler bakın şurada eğim negatif azalıyor çünkü. Şurada eğim pozitif Şurada eğim negatif. Şuradan sonra sıfır. O zaman biz burada da köklerimizi 2 ve 7 alalım mı? Hadi 9'u da alalım. 9 yalnız kesecek. Şöyle yapalım. O zaman ne geldi? Eksi 3 var. 2 var. 4 var. 7 var. 9 var. Şimdi bir tanesi f olsun. Bir tanesi f'in türevi olsun. İşaret tablosu yapıyorum. f'in için eksi 3 ve 4. f'in türevi için 2, 7 ve 9. Şöyle yapalım. Şimdi f fonksiyonu 4'ten sonra hep pozitif. Buraları pozitif. Burada negatif. Eksi 3 ile 4 arasında. Eksi 3'ten önce de pozitif. F'in türevi 7'den sonra negatif. Burada 0. Burada yani şu bölgede 2 ile 7 arasında eğim pozitif olduğu için türev pozitif. 2'den önce de yeşil bölge o zaman eğim nedir? Negatiftir. Bunların çarpımını istiyor. Ne istiyor? Pozitif olmasını istiyor. O zaman pozitif olan yer bir burası. Bir de burası olacak galiba değil mi arkadaşlar? Yani o zaman eksi 2'de, eksi 1'de, 0'da, 1'de. Bu tarafta da 5'te ve 6'da. Kaç tane yaptı Soner? 6 tane mi yaptı? 6 tane yerde o zaman ne gelecek? Çarpımları sıfırdan büyük gelecek diyebiliriz. Biraz karışık. Tablo yapmazsam rahat edemem. Hani biraz böyle afaki kalır. siz belki tablosuz daha hızlı yaparsınız ama ben biraz hani eşeğini sağlam kazığa bağlayan tiplerden. O yüzden bu tabloyu yapmak zorundayım. Çünkü anlatan kişiyim ben. Bilginiz olsun. 8. Ha ben de olsam sizin yerinizde benim gibi yapardım ama neyse. Hadi bakalım öyle olsun. Yargıların hangileri doğrudur demiş. Şimdi dik koordinat F ve G fonksiyonu AB kapı aralığında tanımlı olduğu tamam. AB okey. A'dan sıfıra kadar yani burada. Şimdi burası artandır azalandır demesi için bir kere öncelikli olarak bizim bunların nesini almamız lazım? Türevini almamız lazım değil mi? Fonksiyonların artan azalan olduklarını yorumlamamız için. F'in türevi çarpı G artı F çarpı G'nin türevi. Şimdi tek tek tane tane yazacağız. F'in türevi. Şimdi doğru artıyorsa, grafik artıyorsa artandır yani pozitiftir. F'in türevi artan. Nerede? Burada bakıyoruz. G G fonksiyonun görüntüsü pozitif. F nerede? F burada burada da F'in değerleri pozitif. G'nin türevi bakın G'nin türevi burada azalandır çünkü fonksiyonumuz azalan. Burası eksi geldi. O zaman artıyla ne yapıyoruz? Eksiyi topladığımızda daima artı mıdır? Kısmet diyoruz. Bir doğru değildir. Öğrencik gibi yaparsam şu 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 gitti. O zaman iki doğruymuş. <laughs> yani ikiye doğru gözüyle bakalım. Ama yine beraber yapalım isterseniz. Sıfırdan B'ye türevini alacağız. O zaman F'in türevi eksi G'nin türevi. Şimdi F'in türevi baktığınızda bu eğimler hep nedir? Sağa yatıktır. Yani pozitiftir. Artı, eksi, G'nin türevi. Bunlar da hep nedir? Azalandır. Gördüğünüz gibi eksi. O zaman buradan ne gelecek? Artı gelecek. Artı ile artı toplarsanız artı gelir. İkinci öncülümüz doğruymuş. Zaten biz de şıklardan onu anlamıştık. 0 ile b aralığında f bölü g. O zaman f'in türevi çarpı g eksi f çarpı g'nin türevi bölü g kare. Şimdi tek tek şu bölgede yazalım bakalım. Şimdi bir kere f de g de pozitif. Yani bu da pozitif. Bu da pozitif. Bunlarla benim işim yok aslında. Şimdi f'in türevi nedir? Pozitiftir. Burada G'nin türevi nedir? Negatiftir. Burası eksi oldu. O zaman burası artı. Burası eksi. Arada da eksi çıkarma var. Demek ki buradan ne gelecek? Üst taraf artı gelecek. Üst taraf artı geldi. G kare de artıdır. O zaman artı böyle artı. Artıdır. O zaman ikinci öncülümüz de doğruymuş. Doğrucağımız nedir? 2 ve 3 tür diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun cevabıymış. Ve böylece 11. içerisinde çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.